dövmesi yaptırmak isteyen canı tatlı adamın hikayesini anlatacağım şimdi. Kazvinli'nin biri bir tellağa gitti ve omzuna bir dövme yaptırmak istediğini söyledi. Ben iki sordum. Ne resmi yapmamı istersin? Benim burcum aslan. Aslan burcu kutludur. Ondan isterim. Tellak eline iğnesini alıp deriyi delmeye başladı. Başladı başlamasına da. Başladığı andan itibaren adamın canı bir yandı, bir yandı, bir yandı. Ve aman iğnenin acısı beni öldürdü. Resmin neresinden başladın diye sordu. Beriki kuyruğundan dedi. Kuyruğu olmayı versin. Başka yerine geç. Dövmeci resmin başka bir yerini yapmaya başladı ama bir iki iğne yiyen Beriki yine feryat etti. Eyvah canım gitti, canım gitti. Oy. Bu hangi uzvu? Kulağı. Aslanın kulağı olmasa da olur. Onu da geç. Telan canı sıkıldı ama ne çare. Bila havle çekip hayvanın başka bir yerine girişti. Canı tatlı adam onu yine durdurdu. Yahu canım çıktı, şimdi yaptığın neresi? Aslanın karnı. Aman aman, varsın aslanın karnı da olmayıversin. Başka yerine geç. Artık dayanamayan usta öfkeyle iğnesini yere çaldı ve kim bu dünyada kuyruksuz, kulaksız ve karınsız bir aslan görmüştür? Kim? Cenab-ı Hak böyle bir şey yaratmadı. Madem ki canım bu kadar kıymetli, niye aslan dövmesi yaptırmaya heveslenirsin? Ey kardeş, iğnenin acısına sabret ki nefsini kırasın. Anlaşılacağı üzere aslan burada elde edilmek istenen şeylerin sembolüdür. Hepimiz bu dünyada birçok şey istiyoruz. Başarılı olmak, mutlu olmak, zengin olmak, beğenilmek, güzel olmak vesaire vesaire vesaire. Ama nasıl satın aldığımız her şeyin bir bedeli varsa, insan olmanın, aslan olmanın da bir faturası var. O faturayı ödemeden hedefe ulaşmak isteyen kişi, canı tatlı dövme heveskarına benzemez mi sizce? Zahmetsiz rahmet olmaz. Daha da özeli vardır. Zor çekmeden lor yenmez. Hiçbir şey kolay değil. En kolay olanı ekmek değil mi? Hazır gelmiş. Çiğnemeden yutabiliyor musun? Zor çekmeden lor yenmiyor. Aşk olun.